Merkez Efendi Osmanlı döneminde en önemli tıp alimlerinden biriydi. Zeytinburnu'nda onun adıyla her yıl bir tıp festivali düzenleniyor. İlçede ayrıca Merkez Efendi'nin geleneğini yaşatmak için Türkiye'nin tek tıbbi bitkiler bahçesi de hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi gündem kuşağımıza Seyit Kılıç 800 bitkinin yer aldığı bu bahçede konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. Seyit Kılıç, evet, sözü çok uzatmayalım. Hem bu merkezi hem de tabii festival hazırlıklarını konuşmak için sözü sana ve konuklarına bırakalım. Burcu Duru, Merkez Efendi'nin sırrı burada. Pek çok tıbbi bitki şu anda içinde bulunduğumuz bahçede yetiştiriliyor. O yetiştirilen bitkilerin tohumları toplanıyor ve aslında Türkiye'nin pek çok noktasına da buradan yayılıyor. Burası gerçekten bir ilk ve tek olma özelliği gösteriyor. 800'e yakın bitki var. Şimdi bu bahçeyi konuşacağız. Çok güzel bir atmosfer var burada. İstanbul'un havasından bunu almıştık. Buraya geldik. Açıkçası huzur bulduk diyebiliriz. Çok huzur verici bir ortam. Bitkilerin kokularını alıyoruz. Hemen ıhlamurları görüyoruz. Ihlamurların kokuları baskın geliyor. Burnumuza çok güzel kokular geliyor. Tabii ki bu kokuları yayına aksettiremiyoruz ama anlatmaya çalışacağız. Murat Aydın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Burayı sizler, sizler de hoş geldiniz. Burayı şu an Zeytinburnu'nda Merkez Efendi Mahallesi'nde bulunuyoruz. Burası tıbbi bitkiler bahçesi. Türkiye'nin ilk ve tek tıbbi bitkiler bahçesi. Umuyoruz ileride ikinciler, üçüncüler de Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılır. Çalışmalar başladı hanım. Bunu biliyoruz. Afyon'da başladı. Afyon'da Çevre ve Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bir çalışma var. Burası önceden neydi bilir misiniz? Beton santrali. Şu bulunduğumuz yer beton santrali. Biz burasını Zeytinburnu Belediyesi olarak 2004 yılında tıbbi bitkiler bahçesine dönüştürdük. Buradan binlerce kamyon o beton artıkları, onlar kaldırıldı. Burada az da olsa bina vardı. O binayı da kaldırmış hepsi olduk. Gitti Merkez hepsi Efendi'nin gitti anısına. Merkez Efendi kim? Merkez Efendi döneminin ünlü hekimlerinden. Hem din alimi hem de ünlü bir hekim. Ömrünün son 40 yılını Zeytinburnu'na geçirmiş. Bu bölgede yaşamış ve halen kabri burada. Nesir Macunu'nun da, yapan kişi olduğunu söylüyor. Mucidi evet diyelim. Doğadaki bitkileri şifa noktasında kullanan çok önemli bir değerimiz. Biz Merkez Efendi'den yola çıkarak Zeytinburnu'muzun bu anlamda Türkiye'nin bilimsel birikiminin toplandığı yer olmasını arzu ettik. Sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden destek aldık. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği var. Bu derneğimizin başında tıp profesörü arkadaşlarımız var. Eczacılıktan hocalarımız var. Onlarla birlikte şuradaki çalışmayı sürdürüyoruz. Burada biraz önce girişte sizin de ifade ettiğiniz gibi 800'e yakın tıbbi bitki var. Sadece bitki yetiştirilmiyor burada. Burada herbaryum var. Tohum bankası. Evet. Burada sağlık araştırmaları merkezi var. Yine burada laboratuvar var. Bilimsel çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin çok büyük bir zenginliği var. Bilim adamları anlamında. Kesinlikle. Şimdi Merkez Efendi'yi atlamadan bu hafta sonunda Merkez Efendi Festivali de var değil mi? Yani onu evet, tıp festivali aslında. Biz zaten öncesi 14 yıl önce başlayan bir süreçtir bu. Merkez Efendi Geleneksel Tıp Günleri etkinliğini yapıyoruz. Bu hafta sonu cumartesi saat 17'de neler Merkez var, Efendi. Kapsamında neler var? Merkez Efendi Camii'nin avlusunda etkinliğimizi başlatacağız. 10 gün süreyle devam edecek. Neler var? İki fonksiyon icra ediyor bizim etkinliğimiz. Bir, popüler olan, folklorik olan tarafı. İki, bilimsel olan tarafı var. Bilimsel olan yönünde söyleşiler, sempozyumlar, kurslar, seminerler. Bu evet, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor. Merkez Efendi Camii'nin avlusunda ve etrafındaki bizim oradaki organik pazarın bulunduğu yerde yaptığımız etkinlikler daha çok folklorik etkinlikler. Yine orada da söyleşiler var, evet, konserler var. Herkes biz davetli. Kesinlikle peki, İstanbul'u bekliyoruz ve Mesir Macunu ikramımız olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi muhtemelen izleyicilerimiz, yani bahçeyi bir gezelim, ne var ne yok, burada arkadaşlar neler yapıyor, isterseniz birlikte hareket edelim, burada arkadaşlar neler yapıyor, hem onu bir görelim hem de bahçedeki bitkileri tanıyalım. Ziraat mühendisi arkadaşımız da Mehmet Ali Bey de bize yardımcı olacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir şu sepetinizi bir görebilir miyiz? Kameraman arkadaşa bir gösterelim. Bu sepetimizin içinde neler var? Mayıs papatyası var sepet. Mayıs papatyası. Hı hı. Yani Mayıs ayında yetiştiği için öyle mi? Mayıs ayının başlarında
hasatı yapılıyor. Biz şu an tohum hasatı yapıyoruz burada. Tohum hasatı. Tohum hasatı bir dahaki seneye, çünkü tek yıllık bir bitki bu. Bir dahaki seneye neslini sürdürebilmesi için tohumlarını alacağız, kurutma odamıza kurutacağız ve uygun şekillerde saklayıp bir dahaki sene aynı adada ekimini yapacağız. Gerçekten çok da güzel bir kokusu var. Bu kokunun muhafaza edilmesi ve bu papatyanın muhafaza edilmesi açısından çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin diyoruz. Evet, ziraat mühendisi arkadaşımız Mehmet Ali Bey de bize biraz bilgi versin bu bahçedeki bitkilerle ilgili. Tropikal bir sera da var burada. Devasa demesek de büyük bitkiler var. Bizim bitkilerimize göre büyükler. Neler var bu bahçede? Hangi bitkiler var? Öncelikle hoş geldiniz. Bahçemiz 14 dönümlük bir alana sahip. Biz bitkilerimizi bu adı dediğimiz parsellere yerleştiriyoruz ve 68 tane parselde bitkilerimizi familya yerleştirip onlardan verim almaya çalışıyoruz. Bizim bir tropik seramız var. Tropik seramızın içerisinde yaklaşık 90'a yakın tür bulunmaktadır. Bunların birçoğu yurt dışından geliyor. Mesela ne türler, hangi türler var o tropik bitkilerde? Mesela mango ağacımız var, Trabzon hurması var, avokado var, yerli anamur muzumuz var, zencefilimiz, zerdeçalımız, havlucanımız var. Sakız ağacımız var. Böyle çeşitli yerlerden, çeşitli ülkelerden, tropik bölgelerden gelen bitkilerimiz mevcuttur. Peki bu bahçeye şöyle biraz bakacak olursak, şöyle biraz göz gezdirecek olursak, hangi bitkilerden bahsetmemiz lazım? Yani burada ya özgü, mesela buraya Türkiye'de olmayan, burada olan sadece bir bitki var mıdır? Vardır. Hemen yanı başımızda bakın, çok gösterişli çiçeği olan bir türümüz var. Aynen. Bitkimizin ismi hemen şuradan. Mor çiçekli. Zaten ismi de mor çiçekli. Hamdi abi hemen sol tarafımızda mor çiçekli. Evet, ne bitkisi? Mor çiçekli ekinezya diye geçer. Ekinezya purpurea diye orijinal ismi vardır bitkimizin. Amerika menşei olan bir bitkidir. Aslında Kızılderili bitkisi de derler bu bitkimize. Bu bitkimizi Ekinezya, evet. Bu bitkimizin kökü, yaprağı, çiçekleri, yani bütün kısımları tedavide kullanılabilmektedir. Hangi tedavilerde? Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği çok yüksektir ekinezyanın. Bu şekilde kullanım vardır. Peki başka böyle gözümüze çarpan bitkilerden sayabileceğimiz, hem bir taraftan gezelim böyle takıl kalık gezelim. Evet. Başka neler var? Bakın hemen tarafta bir tane de mor çiçekli bir bitkimiz daha bulunmaktadır. Lavantalarımız var arka tarafta. Lavantaların özellikle kullanım alanları çok geniştir. Çok güzel kokusundan dolayı parfüm sanayisinde sıkça kullanılan bir bitkidir. Aynı zamanda uykusuzluk probleminde kullanılabilen bir bitkidir. Yine ondan aromaterapide, yani kokularla tedavi yönteminde uçucu yağ alınarak kullanılabilen bir bitkidir. Yara ve yanık iyileştirici özelliği çok yüksektir uçucu yağının. Böcek, güve, sinek, haşerat kovucu özelliği çok yüksektir. Özellikle kışın ya da yazın birçok aile dolaplara elbiselerini kaldırdığı zaman onları böcek, güve, haşerattan korumak amacıyla naftalin koyarlar. Onun yerine lavanta çiçeklerini toplayıp kurutup birer kese haline getirip dolaplara koydukları zaman daha etkili bir yöntem olabilir. Hem de çok da güzel bir koku verir. Peki burada mesela atmosfer olarak güneş, işte iklim, yağmur, kış, yani müsait mi ortam? Yani İstanbul müsait mi? Zorlanıyor musunuz bazı bitkileri yetiştirmekte? Şimdi İstanbul Akdeniz ve Karadeniz ikliminin tam ortasında uygun bir iklim yapısına sahip olduğu için bunları buraya adapte etmekte zorlanmadık açıkçası. Bitkilerimizi biz daha önce de belirttiğim gibi familya parsellere yerleştirmeye özen gösterdik. Aynı iklim ve toprak isteğine sahip olan bitkileri aynı parsellere koyup düzgün bir şekilde yetiştirmeye çalıştırdık. Ama tropikal bitkileri tabii ki sera içerisinde ancak yetiştirebiliyoruz, evet. Değil mi? Mümkün değil yani. Mümkün bu ortamda. Mümkün değil. Çünkü tropikal bitkiler özellikle sıcaklık ve nem ihtiyacı yüksek olan bitkilerdir. Biz bunları kışın ve yazın özel koşullarda, kışın 10 derecenin altına, yazın da 35 derecenin üzerine çıkarmadan sıcaklığı özel sistemlerimizle yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii sulama çok sık yapılıyor değil mi? Tropikal iklimlerin özelliği sürekli yağmur almaları. Evet, hem altta hem de üstte. Altta damla sulama sistemiyle, üst tarafta da ise sprey şeklinde nemlendirme ortamı oluşturuyoruz seramızdaki bitkiler için.
Peki burada ıhlamurlar görüyoruz. Bu ıhlamurların çayı yapılıyor mu? Veyahut da başka bitkilerin çayları yapılıyor mu? Ne tür çaylar içiyorsunuz burada? Şimdi burada eğitimlerimiz olduğu zaman, eğitimlerimizin esasında da eğitim sonrasında kurs yerlerimize, katılımcılarımıza bitki çayı ikramımız oluyor. Ihlamur da onlardan biridir. Şurada hemen şu ağacımız. Ihlamur Haziran ayında çiçeklenir ve yaklaşık bir aylık bir toplama periyodu vardır çiçeklerinin. Ülkemizde en çok kullanılan tıbbi bitki türlerinden. Yani şu anda tam çiçeklenme dönemindeyiz. Evet, şu an tam çiçeklenme dönemi ve... Bu, şu anda içilebilir mi yani? Şu anda içilebilir, evet. Taze olarak da içilebilir, kurutulmuş olarak da. O zaman yayından sonra siz bize ıhlamur ikram edeceksiniz. Tabii ki de size ikramımız olacak. Bir çay da hazırladınız galiba. Evet. Bir taraftan oraya doğru da gidelim. Evet, başkanımı da orada bıraktık. İsterseniz yayından sonra alalım başkanım. Bu ne çayı oluyor bu arada, size onu soralım. Oğul otu, diğer adı da limon otu. Ben burada tanıdım, tıbbi bitkiler bahçesinde tanıdım bu bitki. Çok güzel bir bitki. Sakinleştirici etkisi var, öyle söyleyelim. Uyku problemiyle ilgili de faydasının olduğunu arkadaşlarımız, buradaki hocalarımız söylüyorlar. Fakat ya, içimi çok güzel, onu ifade edeyim. Yani şekersiz olarak çok hoş bir aroması var, güzel bir bitki. Bundan limon kolonyası da yapıldığını yine arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Hatta burada laboratuvarda uygulamalarını da yaptılar. Ben bundan yapılmış olan kolonyayı da kullandım. Peki şimdi bu limon kolonyası yapılıyor dedi başkanım. Yani limon kolonyasına benzer bir kolonya yapılıyor herhalde, anladığım evet. kadarıyla değil mi? Aroması limona yakındır. Hatta limon otu da derler. Orijinal ismi Melissa officinalis'tir. Türkçesi Melissa'dır. Bakın, bitkimizin canlı örneğiydi. Hemen arka taraf buradadır. Başkanımızın da dediği gibi sakinleştirici özelliği çok yüksektir Melissa'nın. Aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında rahatlatıcı özelliği de vardır. Ve kalbi besleyici özelliği de yine yüksektir Melissa'nın. Peki şimdi Merkez Efendi, yani tıp alimi, bu tür bitkileri kullanıyor ve yeni yeni ilaçlar üretiyor. Başkanım, size sorayım. Yani acaba burada yeni böyle ilaç üretimi noktasında bir çalışma da var mı? Veyahut da yapılabilir mi, düşünülebilir mi? Biz ilaç üretmekten daha çok Türkiye'nin bu alana yönelmesini arzu ettik. Yani burada ilaç... Çok ciddi bir yöneliş bu araba. Yani bu tıbbi, yani bitki tedavisi diyelim ona. Bitki tedavisine inanılmaz bir yöneliş var. Koruyucu anlamda, koruyucu hekimlik noktasında kullanmak lazım. Türkiye'de tabii biz bu işe 14 yıl önce başladık Zeytinburnu'nda. Maalesef hekimlerin kontrolünde bu iş kullanılmıyor idi. Son yıllarda artık gündeme gelmeye başladı. Bunda da Zeytinburnu Belediyesi'nin ve buradaki Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği'nin çok büyük katkısı olmuştur. Biz arzu ediyoruz ki koruyucu hekimlik noktasında hekimlerimiz reçetelerini, bu bitkileri yazabilsinler. Hekimin kontrolünde kullanılması lazım. Yani doktorlar da mutlaka işin içinde olsun. Kesinlikle. Öbür türlüsü bence yanlış. Diyelim ki bir insan işte sakinleştirici etkisi var diye bu bitkiyi alacak. Oğul otunu, Melissa diğer adıyla, bundan, bunun çayından içecek. Belki o ara başka bir ilaçla kullanıyor. O ilaçla olumsuz bir iletişimi etkisi olacak. Bunun da vücut üzerinde olumsuz etkileri ortaya çıkabilir. Dolayısıyla mutlaka şifalı bitkilerin hekimin kontrolünde kullanılması gerekir. Üniversitelerin bu işe yönelmesi gerekir. Son yıllarda da bu anlamda ciddi bir yöneliş var. Zaten burası bir enstitü gibi fonksiyon icra ediyor. İşte biraz önceki arkadaşlarımızın bir kısmı stajyer arkadaşlar. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eczacılıkta, ziraatte. Burada yetişecekler, başka noktalara gidecekler. Tabii, kesinlikle. Burada zaten 800'e yakın bitkiyi bir noktada, küçük bir yerde görme imkanları var. Bu bitkiyi Türkiye coğrafyasında aramaya çalışsalar zor bulacaklar. Bulabilirler mutlaka ama aylarını harcaması gerekir. Hatta seradaki bitkileri zaten Türkiye'de bulma şansı da yok. Başka noktalardan, Türkiye'nin çok böyle egzotik noktaları var. Oralardan da özel bilgiyle bitkiler getiriliyor mu acaba buraya? Tabii arkadaşlarımız... Mesela Kaz Dağları, ben Çanakkale'li olarak hani söyleyeyim. O bölgede çok ciddi özellikle böyle bitkiler var. Oralardan getiriliyor mu acaba? Endemik bitki olarak Kaz Dağları, bizim Toroslar, Ege, Doğu Güneydoğu Anadolu oldukça zengin. Doğudan orijinal buğday getirildi buraya.
Onun dışında arkadaşlarımız çıkıyorlar. Zaman zaman Türkiye'de bu anlamda tarama yapıyorlar. Buranın koşullarına uygun olan ve tıp literatüründe de faydası bilinen bitkileri burada yetiştirmeye, tanıtmaya ve bu anlamda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz de yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz. Tabii destek teşekkür ediyoruz. Yayınımız sona erdi. Arkadaşlarımız uyarıyor, süre bitti. Evet, çok güzel bir havası var. O kokuları size belki duyuramadık, tattıramadık ama bu bölgeyi, en azından bu bahçeyi sizlere göstermeye çalıştık. Herkese tavsiye ediyoruz İstanbul'a, Zeytinburnu'na bu tıbbi bitkiler bahçesine gelip ziyaret etmeyi ve bu dilekle de yayınımızı noktalıyoruz. Seyit Kılıç, kokular gelmedi ama oradaki o huzur ortamı gerçekten burada da net olarak hissedildi yayın boyunca. Sana afiyet olsun diyelim çayını içerken. Türkiye'nin ilk tıbbi bahçesine gitmişti Seyit Kılıç ve orada konuklarıyla bize 800 değişik bitkinin yetiştirildiği bahçeden canlı yayın gerçekleştirdi. Gündemi noktalıyoruz. Birazdan hava durumu ekranda, ardından saat başına gelişmelerle yine karşınızdayız.